1970'li yıllarda 1-2 işletmeyle başlayan ve bugün 1150 işletmeye ulaşan kültür mantarı yetiştiriciliği ülkemiz için eski ama bilmeyenler için hala yeni bir sektör. Türkiye'deki mantar üretiminin %55'ini karşılayan Korkuteli, sektörün lokomotifi olmuş bir ilçe. 30 yıl önce ilçede mantarcılığın gelişmesine ön ayak olmuş isimlerden biri olan işletmeci İsmail Gülel, Korkuteli'de günlük 100 ton mantar üretildiğini ve 7000 kişinin bu sektörde çalıştığını kaydediyor. 30 yıldır kitaplardan okuyarak başladığımız mantar üretimi bugün Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. Küçücük ilçemizde 7000'e yakın insan mantardan ekmek yer durumda şu anda. Yani bu bir anlamda 7000 kişilik istihdam yarattık ilçemizde. Türkiye'nin en büyük fabrikasını kurduk, ben öyle söylüyorum. Peki sektör hala kazandırıyor mu? Yeni yatırımlara açık mı? Bu konuda iki noktanın altını çizen Gülel şu tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi önermiyorum. Yani belli koşullarım var. O koşulları yerine getirebilirse öneririm bu işe girmesini. Örneğin? Birisi dört dörtlük bir entegre tesis kurabilirsiniz. Kompost üretiminden, mantarın kendi üretiminden, konserve işletmesinden, pazarına kadar hakim olabileceğiniz bir entegre tesis kurabilirsiniz. Para kazanırsınız. Gerçekten hala bu sektör bu anlamda bakir. İkincisi, küçük ev işletmeleri konumunda aile işletmeleri olarak çalıştırabilecekseniz, yani ayağınıza çizmeyi giyip eşinizle, annenizle, babanızla birlikte çalışabiliyor musunuz işçilik ödemeden? O zaman para kazanır, hala para kazanır durumda sektörümüz. Korkuteli mantarının üretiminde kullanılan komposto da Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. İlçedeki üretilen kompost, Türkiye'deki toplam üretimin %70'ini karşılıyor. Mantar ve kompost üretim tesisi sahibi Süleyman Ersan da mantarcılıkta girdiler ve maliyetleri hakkında şu bilgileri veriyor. Şimdi kompostun ham maddeleri genelde atık maddelerdir. Nedir? Buğday sapıdır, tavuk gübresidir. Onun dışında işte küspe, kepektir. Şimdi bunlar tamamen atık maddeler. Siz bu atık maddeleri alıyorsunuz ama atık madde olarak değeri yok. Tavuk gübresinin kamyonu 100 lira, 200 lira. Nakliyesi 1500 lira. Samantarlarda para değil, bağlayın, yükleyin, işletmeye getirin, geliyor 250-300 liraya. Yani zaten mantar sektörünün en büyük maliyet gideri akaryakıttır. Onun için maliyetler çok yükseliyor. En büyük sıkıntımız o. Peki bu anlamda bir destek söz konusu mudur? Yok. Yok. Bir de tabii yok, hiçbir destek yok. Bir de en büyük sıkıntı şudur. Şimdi genelde